Made in Turkey. Olmaz kızlar, hayatta olmaz. Sigara içen bir adamla evlenmem mümkün değil. Çok içmiyor galiba canım. Biz pek görmedik, öyle değil mi Hülya'cığım? Olur mu ayol? Ben sordum. Yarım paket içiyormuş günde. Ay o kadar da çok değilmiş canım. Ya iki paket içseydi? Hüseyin niye öldü Hülya? Yo, bir tane bana yeter. İkinciyi kaldıramam. Ya içmeyi bırakırsa? Bırakamaz. Hüseyin 35 sene bırakacağım diye dolaştı. Sonunda ne oldu gördünüz. Bırakacaksın bu meneti kaptan. Başka yolu yok. Bırakacaksın demeyelim. Bıraktı değildi sanki öyle. Ya niye bırakılmasın? Ben tam 20 sene içtim. Ben nasıl bıraktım? Sen niye bırakamıyorsun? Olma işte Kudret Bey. O kadar denedim. Ben yapamaz. Niye yapamıyorsun? Çünkü ben gemi adamıyım. Gemide stres, sıkıntı çok olur. Bırakamazsın. Bütün sigaraları çöpe attım kaptan. Artık sen sigara içmeyen, üstünde sigara paketi taşımayan tertemiz bir adamsın. Hiç o tarafa bakmayın kaptan. O defter kapandı artık. Uy. Kahvaltıdan sonra ne edeceğim ben peki? Yürüyüş. Ne yürüyüşü canım? Rafi, bu halin ne böyle? Topla babalonu, Kenya'ya taşınıyoruz. Kenya'ya mı? Ah, evet anne, niye şaşırdın? Rafi'nin memleketi orası. Evet, bundan sonra benim memlekette yaşayacağız. Aa, sen kafayı yedin herhalde, ben Kenya'ya falan gidemem. Madem benimle evlisin, gideceksin. Bu ailenin reisi benim. Evet yani, bir evde aile reisi ne derse olur. Mesela biz evde hep Kadir'in dediklerini yaparız. Ay gidip çıkarır mısın şunları? Ne bu böyle yarı çıplak? Sahiden de biraz dekolte olmuşsun Rafi. Ben bir Masai'yim. Masai erkekler böyle giyinir. Ve Masai ve Navaivi. Nesin, nesin? Masai, sen de artık bir Masai'nin kadınısın. Al, şunlar da senin kıyafetin. Ne kadar güzel. Keşke ben de Masai olsaydım. Kızım ne mesaisi? İki parça bez var orada. Ay neyse anne, saniye düşünsün. Ne de olsa Kenya'ya gidip Rafi'nin kabilesinde yaşayacak olan o. Ben bunları giymem. Yürü, sıfır. Yürü, yürü. Ulan müsaade et abi, sigara içeyim. Baksana hayaller görmeye başladım ha buraya. Ya o hayal mayal değil, bizim Rafi. Oğlum Rafi bu üstündeki kıyafet nedir? Nedir evdeki mızrak? Ne çıkabı bir angunin plekanı bana kozası angu. Ne diyorsun sen ya? Yani karımı alıp Kenya'daki kabileme gideceğim Kuret amca. Hadi ya. Ay çok merak ediyorum. Nasıl çalıyor acaba? Öğreneceğiz. Oksürüp durma oraya. Aklıma sigara geliyor. Allah'ım inşallah yutarlar. Saniye, nendo kapike o kokutule. İşte bu konuda. Rafi, bu tavuk ne? Bugünkü avım. Ne? Ay resmen yandaki yalının bahçesine girip tavuk yakaladı. Kenya'da hep böyle yaşayacağız. Bak,
Tullar da yoldum. Hadi pişir de yiyelim. Açım ben. Ben Kenya'ya falan gelmiyorum. Olmaz. Karımsın. Geleceksin. O zaman boşanırız. Babam salonda rakı içiyorsa babaannem ve dedem Züht amcalara gitmiş demektir. Babam genelde bu anlarda çok mutlu olur. Ama galiba son zamanlarda bizden sakladığı bir sorunu var. Karnım mı ağrıyor baba? Yok kızım, karnım ağrımıyor. Çok yemek yemişim, ondan herhalde midem şişti. Ben tuz dökmedim, sen dökersin. Tamam güzel kızım, ben dökerim. Ben ders çalışayım. Tamam, aferin benim çalışkan kızım. Aferin. Kadir, bu ne? Hülya, babamlar yokken bırak da iki demleneyim ya. Yeter artık Kadir. Yine ne yaptım Hülya? Yapman gereken hiçbir şey yapmıyorsun ki Kadir. Tek yaptığın her akşam düzenli olarak demlenmek. Yatağa girdiğinde nasıl koktuğunu biliyor musun sen? Tamam Hülya, tamam. Dişimi fırçalarım, karanfil çiğnerim, parfüm sürerim, tamam mı? Bu vurdum duymazlığından bıktım Kadir. Ne vurdum duymazlığı Hülya ya? Şu sütunlardan hiçbir farkın yok biliyor musun? Ne alakası var canım? Çok alakası var. Sen de sütunlar gibi beni dinliyorsun ve söylediğim onca şeye rağmen öylece dikiliyorsun karşımda. Sadede gelsek Hülya. Artık beni dinlemek bile istemiyorsun sen. İstiyorum Hülya, istiyorum. Konuş hadi, konuş. Suçla beni de rahatla. Zaten her şeyin suçlusu benim. Sensin tabii. Ya kaç aydır çalışıyorsun? Niye rahatlayamadık hala? Hülya, Mangan Nuri ile borsa olayına girdiğimi anlattım ya. Son maaşımı orada kaptırdım dedim ya. Sen de üzme kendini, boş ver, önemli değil dedin ya. O konu orada kapanmadı mı Hülya? Zaten her ay maaşının başına bir şey gelmeye başladı. Ya biz ne zaman ev sahibi olacağız? Ne zaman kurtulacağız bu kiracılıktan? Öf yani Hülya, öf ya, öf. Ne o canım? Tahammülün mü kalmadı? Alacağız dedik ya, niye üstüme geliyorsun? Bakkaldan ekmek mi alıyoruz? Artık şu kadarcık inancım kalmadı sana Kadir. Kusura bakmayın Hülya Hanım, sizi mutlu etmeyi beceremedik. Dışarıda o kadar düşünceli ve akıllı adam içinden beni seçtiğiniz için gerçekten çok üzgünüz. Özür dileyeceğine bir de benimle alay ediyorsun ha? Ne özürü Hülya ya? Niçin özür dileyecekmişim? Bir günde şunu yaptım, bunu yaptın diye takdir et ya. Evlendiğimizden beri isteklerim bitmedi. Bırak yakamı. Hayatta bir kadehlik bir zevkim kalmış, onu da zehir ettim bana. Akşama kadar köpek gibi çalışıyorum. Sonra eve gelip bir de papara yiyorum. Bu ne ya? Esir kampında mıyım ben? İçinde bana karşı şu kadarcık sevgi kalmadı değil mi Kadir? Hayatını çekilmez yaptığım için üzgünüm. Keşke bunu daha önce söyleseydin. Daha önce giderdim. Ne gitmesi ya? Nereye gidiyorsun ya? Annem o gece bavulunu alıp anneannemlere gitti. Çıkarken terliklerini almasaydı ertesi gün dönecek sanırdım. Ama galiba bir süre dönmeye niyeti yoktu. Kadir, oğlum. Efendim anne. Karın bu saatte gittiğine göre kavga falan mı ettiniz siz? Söyledim ya anne. Annesi aradı, özlemiş, gel bizde kal dedi, o da gitti. Vallahi baban da ben de inanmadık bu dediğine. Yarın gelince kendisine sorarsınız o zaman. Ben şimdi sizi ikna etmek için ne diyeyim ya? Oğlum, bir şey oldu. Anlat bakayım. Vallahi bir şey yok anne. Annesini özlemiş, ne zamandır görüşmüyorlardı. Hasret gidermeye gitti yani. Tabii, görüşecek. Ne de olsa anası. Özlemiştir. İyi, hadi iyi geceler ya. İyi geceler anne. Allah rahatlık versin. Sana da anne. Canım benim. Bu ne
nasıl böyle ya? Şuradan bir ört. Aa, ne oldu? Yok bir şey anne. Pijamamın lastiği biraz sıktı da onu gevşetiyordum. İyi. Hadi iyi geceler oğlum. Kaptan nerede? Salonda göremedim. Bilmem. Yürüyüşe çıktı herhalde. Ha, sigarayı bıraktı ya, artık erken kalkıyor. Sigarayı bırakan insan enerjik olur. Sence başarmış mıdır? Bugün dördüncü gün. Hani böyle yürüyüşe falan çıktığına göre. Demek ki başarıyor. İnşallah. Sevinç Hanım'la evlenseler de mutlu bir yuvaları olsa. Kaptan sigarayı bırakınca Sevinç Hanım evlenecek mi peki? Evlenir herhalde. Tek şartı buydu. Günaydın anne. Günaydın evladım. Günaydın. Geç otur. Ha. Günaydın. Bak yumurta da haşladım. Sağ ol anne. Ben sana çay koyayım. Tamam. Ne oldu? Ne oldu baba? Hülya niye gitti? Annesiyle konuşacağı bir şey varmış baba. Bir iki güne kadar gelir. Ne konuşacak acaba? Aman canım, ne konuşacak? Kadın kısmında konuşacak şey mi yok? Öyle değil mi? Sağ ol anne. Sabahleyin lavaboda yine rakı bardakları gördüm. İçtin mi sen? Yok baba. Yatmadan önce Ceren'e süt verdiydim de. Annesini özlemişmiş. Hiçbir kadın gecenin onunda kalkıp annemi özledim diye evden gitmez. Demek ki çok özlemiş baba. Neyse ben geç kalmayayım. İşe yetişeyim. İçki böyle yuva yıkıyor işte. Aman canım. Ne yuva yıkması? Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Allah Allah. Ya ben ömrü hayatımı ağzıma bir damla içki koymadım ben. Nereden alıştı bu? Ne biçim insan ya? Hadi canım. Biz senin gizli gizli içtiğin günleri de biliriz. Baba bir dakika. Efendim kızım. Annemle konuşacaksın değil mi? Tamam kızım, konuşurum. Sen merak etme, bugün gelir. Sen kandırırsın onu. Çiçek falan da al, tamam mı? Tamam, alırım. Hallederim. Hadi sen git kahvaltını yap. Tamam. Babam hallederim demişti ama galiba bu sefer nasıl halledeceğini pek bilmiyordu. Benim hiçbir suçum yok. Niye ben arıyormuşum ki? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ne oldu bu internete ya? Ay evet, ben de bir türlü bağlanamıyorum. Bağlantı var gözüküyor ama hiçbir siteye girmiyor. Ben de mailleri alamıyorum. Alo. Ha Talat merhaba. Sende internet bağlantısı var mı? Sende de mi yok? Yapma ya. Tamam peki. Alt katta da yokmuş. Günaydın. 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 Ya sizin internetiniz çalışıyor mu? Çalışmıyor. Kafayı üşüteceğim. İki saattir açmıyor siteyi. Allah Allah. Ne sitesiymiş o, bu kadar gerdi sizi? Bankanın internet sitesi.
Niye bu kadar geriliyorsunuz Ersan Bey? Banka bir sokak ötede değil mi? Sitesine giremiyorsanız gidin şahsen bizzat kendisine gir. Yok canım, bağlantı birazdan gelir. Hayır, şimdi kim gidecek bankaya? Evet, evet, gelir şimdi. Kesinlikle gelmesi lazım, bir sürü işim var. Bence de gelmesi lazım, bir sürü mail bekliyoruz. Şimdi ağlatacaksınız beni ama. Kaptan neredesin sen ya? Merak ettik. Koskocaman adamın nesini merak ediyorsunuz canım? Tamam tamam be, merak etmedik ya. Sen de sigarayı bıraktın ama aksi adam oldun ya. Ne aksi değilim ben. Ne aksini kattıksa? Aa, hoş geldiniz kaptan. Nerede kaldınız merak ettik. Nesini merak ediyorsun kazık kazı adamın? Sensin kazık. Bakıyorum artık erkenden ayaktasınız. Böyle yürüyüşler falan. Erkenden ayaktayım. Ne olmuş? Bir şey olduğundan değil canım. Ne güzel böyle sağlığınız yerine geliyor. Ya, sigarayı bıraktım ya. Dondum 25 yaşına. Bağlantı. Gelmedi. Sizin bu bilgisayar sopa yemeden bağlanmıyor mu internete? Nilgün, hatırlat da bir gün gülelim şu espriye. Alo? Ha, Talat sen misin? Evet, dinliyorum. Ne? Yok artık. Bir hafta mı? Hadi, iyi, tamam. Arkadaşlar, internetin ana omurgasındaki arıza nedeniyle bir hafta Türkiye'de internet yok. Ay, inanmıyorum, şaka olmalı bu. Ne olmuş Kadir Bey? İnternetin omurgası zedelenmiş Hasan. Sanırım biraz ağır kaldırmış. Ne bakıyorsun? Sigara kokuyorsun. Hiç de değil. Sigara içmeyen adam niçin sigara koksun? Sen sigara içmişsin. İftira. İçen almaz. İçmeyen anında kokuyu alır. Dur bir de ben koklayayım. Ben kokladım Bahri. Bir de senin koklamana gerek yok. İçtin değil mi kaptan? Ben hiçbir şey içmedim. Üç gün dayandın, dördüncü gün çuvalladın öyle mi? Hiç de çuvallamadım. Aynen devam ediyorum. Bıraktım ben. Kaptan? Tamam. Bir tane içtim. Bir tane demiş olmadı. Ama bundan sonra içmem artık. Bu iş bitmiştir. Sen sigarasız yapamazsın. Biraz daha dayansaydın başaracaktın. Ama bitti. Artık olmaz. Mahvolduk arkadaşlar. Ya bir hafta ne demek biliyor musunuz? Ay evet ya, ben bir hafta internetsiz ne yaparım? Bugün bir sürü mail gelecekti ve hepsi de çok önemliydi. Bütün işlerimiz duracak. Kadir Bey. Efendim? Şimdi internet olmayınca işler yürümüyor mu? Hasancığım, Ersan Bey işler yürümüyor diye üzülmüyor. Banka 50 metre ötede oraya yürüyecek ya, ona bozuluyor. Bence hiç eğlenecek bir şey yok Kadir Bey. Ne kadar çok işimizi internette hallediyoruz biliyor musunuz siz? İnternet yokken ne yapıyordunuz anti bıyık Nilgün Hanım? İnsanlar o zaman çalışmıyorlar mıydı? Günaydın. Günaydın Zühtü Bey. Günaydın Zühtü Bey. İnternet kesildi efendim. Bir hafta yok. Ne olmuş? Sigarayı bırakanların %90'ı tekrar başlarmış. Sen de %90'a girmeyi başardın kaptan. Bravo. Hay Allah, ne olacak şimdi? Sevinç Hanım çok bozulacak. Başka bir yolu yok muydu bu işin? Yok. Nikotin bandı taktık.
Nikotin sakızı da çiğnedin. Olmuyor. Demek ki sen de işe yaramıyor. Abici yarısını içmişsin. Yarısı marısı. Geçti artık. Bari kalktırın. Geç canım. Sen de o kadar umutsuz olma Kudret. Ha, şurada bir gazete vardı. Sigarayı bıraktıran bir yer varmış. Gözüme takılmıştı. Ha, işte bakın okuyayım. Akupunkturlan sigaraya veda. Neymiş o akupunktur? Bakın resimdeki adamın kafasına iğneler saplamışlar. Tamam tamam istemem ben beraber. Alın bunu. Ben kendim öyle iğnemini saplattırmam. Ama bu iğneler ince. İğnenin incesi kalır ne olmaz. İğne iğnedir. Bir denesen ölür müsün? Ölürüm. Sigarayı bırakmasan zaten öleceksin. Dur bir daha bakayım ha bu iğnelere. Efendim işlemleri internetsiz yapmamız imkansız. Bence şirketi bir hafta kapatsak bile olur. Şirketi mi kapatsak? No Ersan Bey, canınız tatil mi çekti? Ne tatili canım? Yani durumun vahametini anlatmak için mübalağa ettim efendim. Neymiş durumun vahameti? Anlatın bakayım bana. Efendim biliyorsunuz ayın başındayız. Yapmamız gereken ödemeler var. Beklediğimiz ödemeler var. Vergiler var, yatırımlar var, transferler var. Tamam gidin bankadan yapıverin. Ben de aynen öyle söyledim efendim. Eskiden internet yokken de insanlar vergilerini ödüyorlarmış. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. İnternetin görevi değildir. Doğru. İnternet yok diye vergi mi kaçıracağız şimdi yani? Hayır efendim onu demek istemedim. Sadece işler biraz aksayabilir diye telaşım. Ersan Bey, yoksa siz internette chat mi yapıyorsunuz? Ne chat'i bu Kadir Bey? Nereden çıktı şimdi? Hayır ne bileyim yani internete bu kadar bağımlı hale gelmenize biraz şaşırdık da. Her yer kir toz içinde. Hülya'nın annesinde. E madem kocanla kavga edip evi terk edeceksin, evi temizle, öyle git. Merhabalar Darya Hanım. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Buyurun, geçin. Teşekkürler ederim efendim, çok teşekkür ederim. Hülya Hanım yoklar mı? Çarşıya gitti. Bugün içinde gelir herhalde. Bugün içinde mi? Çarşıda yatıya kaldığı günler de mi var? Yani ilahi Afife Hanım, çok esprilisiniz. Ah sağ olun Bahriye Hanımcığım. Bugün moralim çok yerinde. Allah bozmasın. Efendim banka işlemlerini geçtim ama yaptığımız yazışmalar var. E-maillerle teklifler geliyor, teklifler gidiyor. Ne yapayım Ersan Bey? Ben mi bozdum interneti? Estağfurullah efendim. Yani ben sadece bir sorunumuzu dile getirmek istedim. Ersan Bey, biz Zühtü Bey'e sorun getirmek için değil, sorunları çözmek için buradayız. Biliyorum Kadir Bey, biliyorum. 10 sene evvel internet mi vardı? Bütün işlerinizi internete bağlamasaydınız efendim. %100 haklısınız efendim. İnternet yok diye işlerin aksamasını istemiyorum. E-mail yoksa fax var. Evet efendim. Zaten belki arıza çabuk hallolur. Ben bir bankaya gideyim. Ben de gidip yazışmalarımıza faksla devam edeyim efendim. Siz hiç merak etmeyin. İnternet yoksa biz varız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Ne olacak? Kadir Bey yüzünden meme isteyen çocuklara döndüm. Ne yapacakmışız? İşler kesinlikle aksamayacakmış. 10 sene önce internet mi varmış? Mail yoksa fax varmış. Çok doğru. İyi de artık insanlar kart vizitlerine fax numarası bile yazmıyorlar. Herkesin bir e-mail adresi var. Neyse Ersan Bey, size bankanın yolu göründü galiba. Siz kendi işinize bakın Kadir Bey. Of ya, günlük falıma da bakamadım.
Gazeteden bakarım canım. Ben çıkıyorum. İnşallah bankada sıra yoktur. Ben de gidip biraz faks hazırlayayım. İnsanlar ne kadar internet bağımlısı olmuş, değil mi Berin Hanım? Hayret. Kadir Bey. Efendim? Şu piyango biletine bir bakabilir miyiz internetten? Hani geçen sefer bakmıştın ya. İnternet çalışmıyor Hasan. Sabahtan beri onu konuşuyoruz. Duymuyor musun? Ya, doğru ya. Gazeteden bak. Yaman kim uğraşacak şimdi teker teker? Hı? Ne güzel bilet numarasını giriyordun. Şak diye ikramiye çıkmamıştır diye yazı çıkıyordu. Buyurun. Ah, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Anlatın bakalım Afife Hanım. Neden böyle sevinçlisiniz? Mete Han'ı tekrar ikna ettim gelebilmesi için. Cumartesi günü uçak biletini aldı. Yani Türkiye'ye mi dönüyor? Evet. Cumartesi günü 10 uçağıyla geliyor. Ne güzel değil mi? Sonunda hasretimiz bitecek. Ya evet. Biz de evden çıkıyoruz o zaman. Ay, kusura bakmayın Bahriye Hanımcığım. O benim oğlum. O kadar çok özledim ki. Bari baharda gelseydi. Böyle kış günü taşınılmaz ki. Hele bir dönsün de. Ev işini sonra konuşuruz. Evladımı öyle bir özledim ki. Hay Allah. Bunların özlemi yüzünden kış günü sokakta kalacağız. Ben çıkıyorum. Var mı bir şey? Yok efendim. Ersan Bey nerede? Öğle sularında bankaya gitti efendim. Bir daha kendisinden haber anlamadı. Merhaba Zühtü Bey. Ne oldu? Geciktiniz. Efendim bankada sıra vardı. İnternet olmayınca herkes bankaya gelmiş. İnanın kapının dışına kadar gidiyordu sıra. Hallettiniz mi bari? Edemedim efendim. Tam sıra bana geldi, banka kapandı. Neyse. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ya bu arada cumartesi Amerika'dan Metehan geliyor. Pazartesiden itibaren işleri ona devredeceğim. Metehan mı? Yine mi? Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Of ya of. Yarın hem banka var hem vergi dairesi var. Ya bu internetsiz ben bir haftada siyatik olurum ya. Mahvoldum vallahi. Al Kudret. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl bir şeymiş bu akupunktur? İğneler canınızı acıttı mı? Yok yok en iyi. Hiç acıtma. Hiçbir şey hissetmiyorsun zaten. İğneler daha böyle dikiş ipliği gibi ince bir şey. Ya. Akupunktura o oldu ama acıyı ben çektim. Aa niye? Ya ikna edip yatırmaya çalışırken kolumu ısırdı. Aa. Abartmasak daha iyi olur. Kolumda delili var. Bak morarttın. Neyse canım. İşe yarıyor mu bari? Canın sigara istiyor mu? Böyle 3-4 gün daha gitmem icap edeyim. Ondan sonra. Bak bir sürü para verdin. Eğer sigarayı bırakmazsan hepsi yanar ona göre. Tamam işte bıraktık da. Hoş geldin baba. Hoş bulduk güzel kızım. Geldi mi annen? Gelmedi. Hani konuşacaktın? Hoş geldin oğlum. Ceren, kızım hadi gel sofrayı hazırlayalım. Tamam baba anne. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hülya Hanım nerelerde? Göremiyorum onu. Annesi biraz hastaymış da ona bakmaya gitti. Ha, geçmiş olsun. Sağ olun.
Annemin dönüşüne kesin gözüyle bakıyorduk ama annem o gece de gelmedi. Babam hep onu alır gelirdi. Ama bu sefer gitmeye niyeti yok gibiydi. Oğlum, gelsene içeri. Zühtü beyler geldi. Yok anne, ben gelmeyeyim. Zaten bütün gün birlikteyiz. Aradın mı Hülya'yı? Aramam. İstersen git konuş evladım. Olmaz böyle ayrı gayrı. Tamam anne, konuşurum. Bu gece de kalsın da. Evladım, ayrılık uzadıkça kavuşmak zor olur. Şimdi kafasında kurup duruyordur. Kursun kursun, bir şey olmaz. Hülya Hanım çarşıdan dönmediler mi daha? Çarşıdan mı? Evet. Öğlen uğradığımda çarşıdaydı. Yok canım. Anası hasta olmuş, ona bakmaya gitti. Olur mu canım? O zaman bana annesi hasta, ona bakmaya gitti derlerdi. Niye çarşıya gitti desinler ki? O zaman bana da çarşıya gitti değildi. Niçin anası hasta oldu da onu bakmaya gitti densin ki? Canım niye öyle söylüyorsunuz? Belki çarşıya gitmiş, oradan da ilaç almış ve oradan da annesine gitmiştir. Tebrik ederim Zühtü Bey. Olayı gayet net bir şekilde aydınlattınız. Gelsin soracağım ben ona. Bir eli yağda bir eli balda. Daha ne istiyor ki anlamadım. Tamam anne tamam. Bir de sen sinirlenme şimdi. İyi iyi. Ha, bu arada Zühtü Beylerin oğlu yine dönmeye karar vermiş. Biliyorum anne biliyorum. Zühtü Bey müjdeli haberi şirketine verdi. Vallahi çok stres oldum şunların oğullarından. Bir geliyorum diyor, bir gelmiyorum diyor. Bizim de durumumuz belli değil. O kadar dil döktüm, ikna ettim. Yine çocuğu kandırmışlar. Vallahi orasını bilmiyorum evladım. Eğer çocuk buraya gelirse bizim de buradan taşınmamız gerekiyor. Zaten dertler geldi mi beşer onar gelir. Ne yapacağım ben ya? Oğlan gelince bir İstanbul turu yaptırtırız. Aa, olmaz. Havalar çok kötü, maazallah batarız. Korkmayın. Benim kullandığım tekne kesinlikle batmaz. Yalımıza gemiyle çarptığınızı hatırlatırım Nurettin Bey. Yalıya çarpmaz demedim. Batmaz dedim. Kaptan sigarayı bıraktı da ondan biraz gergin Zühtü Bey. Ya bir sürü iğne yedi. Her yeri delik deşik şu an. Nasıl gidiyor, atlattınız mı bari? Henüz tam olarak değil. Gelip gidiyor ya böyle. İçinde bana karşı şu kadarcık sevgi kalmadı değil mi Kadir? Hayatını çekilmez yaptığım için üzgünüm. Keşke bunu daha önce söyleseydin. Daha önce giderdim. Kaptan nerede? Gene yürüyüş bahanesiyle sigara içmeye gitti değil mi? Telaşlanma canım. Mutfakta kahvaltı ediyor. Ha iyi. Bari şu Sevinç Hanım'la bir konuş. Ya bunlar evleneceklerse evlensinler. Yani kaptan sigara içecekti, ben stres yapıyorum ya. Tamam konuşurum canım. Kendim sigarayı bırakırken bu kadar zorlanmamıştım ha. Çünkü sana doktor söylemişti. Sigarayı bırakmazsan ölürsün demişti. Onun için anında kestin. Doktorun ne alakası var ya? Benim iradem sağlamdı. Ah,
Günaydın anne. Günaydın oğlum. Anne. Ha. Bizim bu Metehan işini çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz oğlum? Çocuk biletini almış bile. Aklıma bir şey geldi ama uçağın saatini tam olarak bilmemiz lazım anne. Sen Afife Hanım'dan öğrenebilir misin? Saat 10 uçağı. Ne? Cumartesi saat 10 uçağıyla geliyormuş. Hadi ya, süpersin anne. Bu işi çözdük demektir. Nasıl? Şimdi Metehan'ı arıyoruz. Numarası? Bende var anne. Gel, gel otur bak. Bu işi sen halledeceksin anne. Şimdi ben Metehan'ı arıyorum. Ha bu agapunturdayız, bir işe yaramadı, biliyor musun Kudret Bey? Ya gece kendimi sigara içtiği için görüyorum rüyamda. Yarar, yarar. Birkaç gün daha devam et, kesin yarar. Yok, ben gitmeyeceğim artık. Hiçbir umudum kalmadı. Hazırsın değil mi anne? Oğlum, arıyorum bak. Ben yapamam. Yaparsın anne, iyi yaparsın. Dur, ne yapalım, taşınalım mı şimdi anne? Çalıyor anne, çalıyor. Alo, Metehan, nasılsın? Ben Ersen abin. Vallahi iyiyim demek isterdim Metehan ama sana kötü bir haberim var. Dur, hemen telaşlanma canım, hemen telaşlanma. Geçen gün bizim hanım eve bir falcı çağırmış. Öyle spor olsun diye fal baktırıyorduk. İşte başınıza bu gelecek, şu gelecek, öyle biliyorsun. Anlatırken birdenbire bir uçak gördüğünü söyledi. Ya dedim, ne uçağı? Bizim uçakla ne işimiz olabilir dedim. O da %100 haklısınız ama bu aralar Amerika'dan biri gelecek mi diye sordum. Evet dedim, bizim patronun oğlu geliyor dedim. Metehan, ne dese beğenirsin, sakın o uçağa binmesin dedi. Metehan, ben de %100 inanmam falan filan ama bu kadın acayip bir kadın. Vallahi bak, ne dese tutuyor Metehan. Yok yok Kudret Bey, ben bu işi beceremeyeceğim biliyor musun? Hadi hadi bir şeyler ye, bir şeyler ye. Unut sigarayı. Ya bu kadar ölmeye meraklı bir insanı hayatımda görmedim ben. Hani New York'ta ikiz kulelere uçak çarpmıştı ya Metehan. Hah, işte bu kadın o olaydan bir ay önce yine uçak gördüğünü söylemişti. Metehan, bu kadın sivil havacılık konusunda %100 bir uzman. Biliyorum Metehan, bana da inanılmaz gibi geliyor. Zaten ben de inanmıyorum. O yüzden seni aramadan önce kadını buraya çağırdım. Şimdi telefona vereceğim, o söylesin sana. Sen ona göre kararını ver. Ama bence sakın fazla inanma sen de. Çünkü bu sefer de gelmezsen annem baban gerçekten çok üzülecek. Hadi Metehan, görüşürüz. Anne, hani iki sene önce falcı gelmişti ya bize. Onun gibi yap. Ama fazla detaya girme, kuş kullanmasın. Al, hadi, hadi, hadi. Alo. Ben bir uçak gördüm. Amerika'dan kalkıyordu. Ama o uçak sonra düştü. Pos. Hangi uçak mı? Cumartesi günü saat 10'da kalkan uçak. Ama bu ay Amerika'dan gelen bütün uçaklar olabilir. Pos. Hatta ben olsam yaza kadar uçağa binmezdim. Pos. Evet. Ben ikiz kuleleri de görmüştüm. Ben uçan her şeyi görürüm. Kuş gribini de görmüştüm. Pos. Alo. Metehan işte böyle. Sen istersen bin o uçağa yine. Artık düşeceği varsa da düşer, ne yapalım? Ben şey için aramıştım yani diyerekten. Fala inanma, falsızda kalma diyerekten. Tamam Metehan, hasretle bekliyoruz. Öptüm, öptüm. Ne dersin anne, inanmış mıdır? Oğlum, ya anlarsa annesi babası? Nereden anlayacak anne? Ersen Bey gibi aradım. Hadi ben işe gidiyorum. Bir de Hülya'yı böyle arasam,
Of anne ya, of anne ya. Bugün yarın gelir. Daha ne kadar dayanabilir ki? Bir inadı tutarsa öyle bir dayanır ki. Bu şu numaraya fakslanacak. Şu bu numaraya. Bu da şu numaraya. Of, bir saniye Nilgün Hanım, şunu bir alayım da. Hadi ama verin, bekliyorlar. Of ya, gelsin artık şu internet. Of ya, vergilerin bugün kesin yatması lazım. İnşallah orada da sıra yoktur. Kesin vardır. Acaba önce oraya mı gitsem? Yok ama önce bankaya gidip fon bozdurmam lazım. Of ya, yandım ben ya. Günaydın. 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 Alıştırdılar bizi internetin rahatlığına. Sonra da böyle ortada bırakıyorlar. Bence siz de akapunktura gidin. Ne akapunkturu şimdi? Nurettin Kaptan sigarayı bırakmak için akapunktura gidiyor. Siz de giderseniz belki internet bağımlılığınıza iyi gelir. Kusura bakmayın Kadir Bey. Hiç gülecek vaktim yok. Olsa da gülmezdim zaten. Bakıyorum internetin yokluğu sizi hiç etkilemedi Kadir Bey. Tabii etkilemedi. Ben sizin gibi internet kolik miyim? Ver bu işi kafandan çıkartıp atacaksın. Sigara içmek falan yok. Bu iş beyinle başlar, beyinle biter. Madem akapunktur bir işe yaramıyor, yürü gidip CD alacağız. Ne CD'si? Geçen gün çarşıyı gezerken görmüştüm. Sigarayı bıraktırma CD'leri var. Onları dinliyorsun, bilinçaltına etki yapıyor. CD mi dinleyeceğim ben şimdi? Evet, CD dinleyeceksin tabii. Sana telkin lazım, telkin. Bu kafayı değiştireceksin kafayı. Yürü CD almaya gidiyoruz. Gitmemez. CD almaya gidiyoruz. Ya, hadi yürü. Gidip CD al, dinleyeceksin. Sabahtan akşama gideceksin, o sonra CD. Kardeşim sana sigarayı bıraktıracak. Telkinle bırak. Dinleyeceksin. Çıkalım dışarı kaptan. Yürü. Hadi. Kadir Bey. Efendim. Mideniz mi ağrıyor? Evet, biraz ağrıyor Hasan. Vallahi pek öyle biraza benzemiyor ama. Bayağı ağrıyor, tamam. Ne olmuş yani? Vallahi bu ağrı sizde sinir yapmış galiba. Bence bir doktora görünseniz iyi olacak. Ne doktoru canım? Geçer birazdan. İyi, siz bilirsiniz. Evladım, niye iptal ettin uçağını? Ne falcısı ya? Falcı nereden çıktı şimdi? Bahriye Hanımcığım, yine bizim oğlan vazgeçmiş. Yine vazgeçmiş, inanabiliyor musunuz? İnanabiliyorum. Yani inanamıyorum. Ay, neden vazgeçmiş gelmekten bu çocuk? Buradan bir falcıyla konuşmuş. Kadın buna uçağınız düşecek demiş. O da vazgeçmiş ama. Hay Allah, demek sizin oğlan fala inanıyor. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. O arayanı bir elime geçirirse, o falcıyı bir elime geçirirsem, bak. Ersan Bey nerede? Nerede kardeşim? Bankada efendim. Oradan da vergi dairesine gidecek. Çağırın gelsin hemen. Hemen. Ne oldu Zühtü Bey? Ya biz çocuğu gelmeye ikna ediyoruz. Ersan Bey arayıp kafasını çeliyor. Allah Allah. Niye yapmış ki? Eğer mantıklı bir açıklaması yoksa... Eyvah! Bu sefer çok ciddi tepki verecek. Şimdi nasılsınız? Hiç iyi değilim. Tam oğluma kavuşacağım sırada birileri araya giriyor. Birileri buraya gelmesini istemiyor. Canım neden istemesinler? Ben müsaadenizi rica edeyim. Hiç iyi değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay. Ama o falcı kadını bulacağım. Ay, bulamazsınız. Neden? Yani falcıya o bakımda. Aradığınızı önceden bilir diye dedim. Neyse.
merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Sevinç Hanım. Hoş bulduk. Ne var, ne oldu? Ev sahibinle bir sorun mu var? Canım ne sorun olacak? Oğlunu bir falcı aramış da ondan kızgın. Derhal mantıklı bir açıklama bekliyorum Ersan Bey. Hangi konuda efendim? Kadir Bey anlatın. Anlatın lütfen. Ben anlattıkça asabım bozuluyor. Tamam efendim. Neden Zühtü Bey'in oğluna telefon edip gelmekten caydırdınız Ersan Bey? Hı? Bahriye Hanım, ne anlatacaktınız? Ay koştura koştura geldim vallahi. Şey, biliyor musunuz, kaptan sigarayı bıraktı. Ay yine mi o konu? Ay utanıyorum vallahi. Utanılacak ne var canım? Adamın bir sigarası vardı, onu da senin için bıraktı. Hiç içmedi mi? Hiç, bir tane bile. Ay vallahi bilmiyorum Bahriye Hanımcığım. Öyle bırakıp da başlayan çok var. Evlenirim, iki gün sonra tekrar yine başlar. Sonra ne yaparım ben? Madem siz değilsiniz, kim o zaman Ersan Bey? Kim? Bilmiyorum Zühtü Bey. Yemin ederim ben aramadım. Geçen sefer de ben aramamıştım. Zühtü Bey'in oğlu kafasından mı uyduruyor o zaman? Efendim, sesimden tanıması lazım. Niye öyle söylüyor anlamadım. Sesten nasıl tanısın? Beni bile tanımıyor. Buradan oraya ses nasıl aynı gitsin? Efendim, vallahi ben değilim. O zaman kimse onu bulun. Eğer bulamazsanız sizin olduğunuzu varsayacağım. Tabii efendim. O falcıyı da bulacaksınız Ersan Bey. Bulacağım efendim. Kesin bulacağım. Başlamaz Sevinç Hanım. Bu sefer çok kararlı. Sizin için akupunktur iğneleri yedi. Ne iğneleri? Akupunktur. Buyur kaptan. Oo, hoş geldiniz Sevinç Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de kalkayım artık. Biraz işlerim var. Ne güzel oturuyorduk. Ay yok yok, gideyim ben. İyi günler hanımefendi. İyi günler efendim. Müsaade edin de ben tutayım. Yok hani. Zahmet olmasın, ben giyerdim. Yok canım, ne zahmeti, buyurun. Zahmet olacak. Rica ederim, buyurun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de sağ olun. Buyurun. Hoşça kalın. Hoşça kalın Sevinç. Hoşça kalın. Aldınız mı CD'yi? Aldım, aldım. Hatta bir CD çalar aldım. Kulaklığı falan da var. Kaptan. Buyur. Al bakalım. Ver bakalım. Al, buyur. Bunları dinlemeden evvel bir sigara tuttursaydım da ondan. Hayır, hayır, hayır. İyi, iyi, tamam, tamam. Hadi başla. Tamam. Açılma ya bu da. Dur canım, Allah durun Allah. Ben açarım. Öf. Güzel. Herkes yemeğe gitmiş. Mektubu vermenin tam zamanı. Merhaba Berin. Merhaba. Ben... Of ya, nerede bu Nezon'un verdiği faks numarası? Şu mu? Değil. Bu mu? Of değil ya, sana onlar değil. Öğle yemeği yemiyor musun? Yiyemem, vaktim yok. İnternet bir kesildi, ortaya yüzlerce kağıt çıktı. Faturalar, fakslar, mektuplar. Ya, evet. Ben... İnternet ne güzelmiş ya. Ekrandan okuyorsun, gerekenlere yolluyorsun. Üf, nefret ediyorum bu kağıtlardan. Sen bir şey mi diyecektin? Ben mi? Yok canım, yok. Sonra söylerim ben.
Bu internet gelene kadar mektup falan verilmez bu kıza. En iyisi ben sonra mail atayım. Ne diyorsun? İşe yarıyor mu sence? Yarıyordur tabii. Bilinçaltını etki ediyor. Bütün bilinçaltımı su bastı ya. Devam böyle bir yerlerden dereler akıyor. Dere sesi, su sesi. Sizce kim olabilir Kadir Bey? Kim olabilir Ersan Bey? Şu Zühtü Bey'in oğlunu benim adımı vererek arayan manyak kim olabilir diyorum. Ben nereden bileyim Ersan Bey? O zaman akıl yürütelim. Kim onun buraya gelmesini istemeyebilir? Şu an hiç akıl yürütecek halim yok. Mete Han buraya gelirse ne olur Berin? Bilmem. Evlenir. Evlenmesi kime zarar verir? Kimseye zarar vermez. Burada aşık olduğu bir kız varsa... ...kıza ilgi duyan biri onu uzakta tutmak isteyebilir. Evet, kesin öyle bir şeydir, evet. Ama sizi de tanıması lazım. Çok doğru. Hem beni hem Zühtü Beyleri tanıyan kişileri düşünmeliyim. Aynı zamanda Mete Han'ın gelmesinden rahatsız olacak birilerini. Ersan Bey, yattı mı vergiler? Hayır efendim. Tam sıra bana gelmişti ki siz çağırttınız. Ben çağırttım diye vergi kaçakçısı mı olacağız şimdi yani? Yok efendim, olur mu öyle şey? Ben şey düşünüyordum, Mete Han'ı arayan kişiyi. Vergi dairesinde düşünün o zaman. Var ya, kesin kovacak bu adam beni. Taktı kafayı bana. Taktı. Alo, Mangal Nuri, bu akşam işin var mı? Rüzgara bıraktığınız sigaraların dağılıp gözden kaybolduğu gibi... ...ormanın oksijenini içinize çekin. Derin, derin. Kudret, şu Hülya'yı ben mi arasam acaba? Bırak arama. Kendi halletsin. Ya halledemezse çocuk? Her şeyi batırmasını biliyor ama. Ben şimdi kapısına gidip ne diyeyim Nuri? Ev alacağım desem yalan. İçkiyi bırakacağım desem yalan. Peki ne olacak oğlum? Ayrılacak mısın? Yok. Ayrılmasına ayrılmayız da. Of of. Git söyle be. Ev alacağını söyle. İçkiyi bırakacağını söyle. Sözler ver. Bir de çiçek al. Bunu atlat, gerisine bakarız. Artık onu boş vaatlerle kandıramam. Zaten kanmaz da. Evlendik evlenili hep aynı şeyleri yaptım. Ne biçim adamım ben be? Thank you.
annem ve babam ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalıyordu. Babam çok üzgündü. Ben de öyle. Ben... Günaydın. Günaydın baba. Ne o, karnın mı ağrıyor? Yok baba. Dün de ağrıyormuş. Ceren söyledi. Şey baba, gaz vardır. Önemli bir şey değil herhalde. Ne gazıymış bu böyle? İki gündür çıkmıyor. Çıkar baba, çıkar. Gazdır, çıkar. Ben gideyim de trafiğe kalmayayım. Günaydın. Günaydın. Geldi mi internet? Gelmedi. İtiraf edeyim, şu internet yokken kendimi çok aciz hissediyorum. Ben de yalnız hissediyorum. Yalnız mı? Niye? Arkadaşlarımla yüz yüze görüşmeyeli o kadar çok olmuş ki internet kesilince anladım. Daha doğrusu hiç normal arkadaşım yokmuş. Hep chat arkadaşları değil mi? Ben de ilk defa olarak bu sabah elime bir gazete aldım çocuklar. Çok garip geldi sayfalarını çevirirken. Evet ya, her şeye bir tıkla ulaşmaya öyle alışmışız ki. Yani yazıyorsun geliyor, yazıyorsun geliyor. Hayır şimdi yani ben bir kavram araştırmak için kütüphaneye mi gideceğim? Öyle gözüküyor. Kesin orada da sıra vardır. Ne yaptın? Zühtü Bey'in oğlunu arayanı bulabildin mi? Araştırıyorum. Çerçeveyi bayağı daralttım. Çıkar azıcık ben abi. Sidi mi neydi bu? Aklıma hep sigarayı getiriyor canım. Darlandım ben o akan dere seslerinden, mere seslerinden. Gidip bir tane sigara içeceğim abi. Tamam git iç. İç mi? Sen o bana içme demen gerekiyor. Ne biçim antrenörsün sen? Gidip içebilirsin. İçeceğim zaten. Tamam kaptan, tamam. İç. İç ama içmeden önce beni iyice bir dinle. Gel şöyle otur. Hadi kaptan. Geç bak. Bak kaptan. Ben sigarayı bıraktığımda ne akupunktur ne de CD filan vardı.
Bunların hepsi yararlı şeyler. Bunların sende işe yaramamasının tek nedeni... Neymiş? Sen sigarayı bırakmak istemiyorsun. İstemediğin sürece de hiçbir yöntem işe yaramaz. Gerçekten istemelisin. Kalbinle, beyninle istemelisin. Ben istedim. Çünkü iyi bir nedenim vardı. Eğer sigarayı bırakmazsam doktorlar bana öleceksin dediler. Genç yaşta ölmek istemedim. Ailemi öylece bırakmak istemedim. Bak kaptan. Yaşamak için iyi bir nedenin varsa... ...daha fazla yaşamak için bir şeyler yapabilirsin. İyi günler. Baba. Hoş geldiniz Kudret Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç baba, otur şöyle. Çok işin var mı? İşte. Kalk bir doktora gidelim. Doktora mı? Ne doktoru, niye? Şu karnındaki ağrı için. Ben bilirim seni. 10 sene ağrısa gene gitmezsin doktora. Yok baba, geçti zaten. Geçti. Geçmedi. Şu anda bile ağrıyor. Ben seni yüzden anlıyorum. Hadi kalk gidelim bir doktora. Belki ciddi bir şeydir. Yok baba, gidemem. İşlerim var, çalışıyorum. Ben Zühtü Bey'den izin alırım. Burada değil mi kendisi? Evet, içeride. Haber verseydim. Baba, baba dur. Allah'ım. Baba. Kadir Bey. Kadir Bey. Kadir Bey. Kadir. Kadir Bey. Kadir. Oğlum. Kadir. Kadir. Kadir çabuk, bir ambulans çağır. Çabuk, koş, çabuk. Koş, hadi koş, oğlum koş. Kendine gel. Yavrum, evladım. Kadir, çabuk ambulans çağır. Hadi, çabuk oğlum. Tamam bari. Tamam, ağlama artık. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum, tamam. Nasıl oldun oğlum? Var mı ağrısızın? Çok hafif var baba. Ah be oğlum. Çok korkuttun beni. Sana bir şey olsa ne yaparım ben? Korkma anne. Yok bir şeyim. Halletti işte doktorlar. Ben gidip bir eczane bulayım. Hadi sen de kalk da istirahat etsin biraz. Canın bir şey istiyor mu oğlum? Ne yapayım sana? Canının istediğini sormana gerek yok. Burada ne yazıyorsa o. Bunları verin dedi doktor. Hadi. Baba. Efendim çocuğum. Şey, Ulya'ya haber verdiniz mi? Ceren. Anne. Canım benim. Baban nerede? Yukarıda yatıyor. Ben de onu su götürüyordum. Geldin mi kızım? Anne niye bu kadar geç haber verdiniz bana? Ya ben söyledim. Telaşlanmayasın diye. Peki nesi varmış? Ne dedi doktor? Mide kanaması geçirmiş. Çok kan kaybetmiş. O yüzden de tansiyon düşmüş, sonra da bayılmış. Ülseri varmış evladımın. Ülser mi? Ülser öyle birdenbire çıkmaz ki ortaya. Ya ağrılarını hep bizden saklamış. Kaç gündür saklıyormuş ağrılarını. Hay Allah'ım ya. Hadi Kudret. Ver kızım, ben götürürüm. Hadi ben eczaneye gideyim. Tamam. Hulya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hala ağrıyor mu? Yok, ağrımıyor. Geçti artık. Çok korkuttun beni. Sen de beni.
Ay çok üzüldüm. Çok üzüldüm Bahriye Hanımcığım. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun Kudret Bey. Sağ olun Sevinç Hanım. Sağ olun. Benim babamda da vardı Hüseyin. Hem genetik de olabiliyormuş. Hem sonra biliyorsunuz yani insan yediklerine içtiklerine dikkat etmezse ülser olabiliyor sonuçta. Ya ama bundan sonra hiç sağlıksız bir şey yedirmeyeceğim ona. Bence yediklerinden çok içtiklerinde problem var. Ben bakarım. Merhaba yenge hanım. Hoş geldiniz. Oğlan nasıl oldu? İyi iyi. 4-5 gün izin aldı yukarıda dinleniyor. Ha, iyi. Bir dakika çıkart. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba hanımefendi. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız Sevinç Hanım? Ha, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Sevinç Hanım kendi elleriyle kurabiye yapmış. Buyurmaz mısınız? Alayım bir tane. Yok canım. Öyle aceleyle yaptım. Elim boş gelmeyeyim diye. Sigara içmeli kaç gün oldu kaptan? 5 gün oldu. Ama 30. gün bir tane içmişim. Sayalım 12 gün. O sayılmaz canım. Niye sayılmıyormuş? 3 günde bir tane sigara içen sigarayı bırakmış sayılmaz. Doğru diyorsunuz Sevinç Hanım. Bir tane içtim. Çünkü o zaman neden daha uzun yaşamam icap ettiğini düşünmemiştim. Ama galiba iyi bir neden buldum. Bir daha olur muymuş bu kanama? Dikkat edersem olmazmış. Bir de şu ilaçları içmem lazımmış. Ben takip ederim. Sen unutursun. Bir daha miden ağrırsa hemen haber ver, tamam mı? Hı hı. Hulya. Efendim? Gelsene. Otur biraz daha. Geçen gece saçma sapan sözler söyledim. Biraz stresliydim. Özür dilerim. Seni kırdım biliyorum. Ben iyi bir koca değilim. Ama bir daha sensiz uyanmamak için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Bir daha gitme, tamam mı? Gitmem. Şu dakikadan itibaren de içkiyi bırakıyorum. Tabii. Doktorlar deyince. Hayır. Sen gitme diye. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Girin. Zühtü Bey, şüpheliyi buldum. Şüpheliyi mi? Benim adımı vererek oğlunuzu arayan kişiyi. Metehan'ın Amerika'dan dönmesini engelleyen kişiyi. Kimmiş? Kadir Bey. Kadir Bey mi?
Çocuklara, çocuklar büsbütün insanı yorar.